Huzurun tatlı şehri Mustafa Kemal Paşa'nın haber bülteniyle karşınızdayız. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi çalışanlarına %40 zam ve sosyal desteklerinde ciddi iyileştirmeler yaparak çifte bayram yaşattı. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ve Hak İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalar atıldı. 2023 yılını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin toplu sözleşme ile ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bir yanda yatırımlarımız devam ederken diğer yandan belediye bütçemizin el verdiği oranda çalışanlarımıza destek olmaya çalıştık. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır." dedi. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Deprem bölgesine desteklerini esirgemeyen başkan ve muhtarlara plaket takdim edildi. Nisan ayı olağan meclis toplantısında deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen Mustafa Kemal Paşa Eğitim ve Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmail Aguş, Kosova Mahalle Muhtarı Selami Salım, Kumkadı Mahalle Muhtarı Mustafa Kurt ve Kumkadı'da görevli imam Mehmet Tak'a plaket verildi. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, deprem bölgesine desteklerimiz sürecek ifadelerini kullandı. Paşalar Mahallesi'nin iftar telaşını izleyelim. Ben köyün sakinlerinden Hikmet İnan. Aşağı yukarı 10 yıldan beri böyle imece usulü hayır niyetine iftar veriyoruz. Bugün ben, yarın diğer komşu, daha diğer komşu. Mesela bir ayın en az 20-25 günü iftar veriyoruz Allah'a şükür köyümüzde. Hoş geldiniz yavrum köyümüze. Geldiniz bakayım, misafirimiz olun. Bu gece yemeklerimizi tatın bakalım. Paşalar yemekleri nasıl oluyor? Bak, bunu pilav yapıyoruz, pirinç pilavı. Bir de patates yemeğimiz var, etli. Çorbamız var, tavuklu. Sütlü irmik helvamız var. Köyde komşularımızdan birlikte hepimiz yapıyoruz. Turşularımız bile var, öyle boş vermiyoruz. Ayranımız bile var, paşalar ayranı. Birlik, beraberlik için kazanlarımız her akşam kaynıyor. Hatay Arsuz'a kurulan aşevi desteklerinizle bereketlenmeye devam ederken Arsuz'un iftar sofralarına sıcacık yemekler pişiriliyor. Mustafa Kemal Paşa'dan Hatay Arsuz'a uzanan Gönül Köprüsü, Ramazan ayının manevi iklimiyle birleşiyor, bereketli sofralar kurulmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin Hatay Arsuz ilçesine kurduğu aşevleri Şubat ayından bu yana depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Aşevi kurarak hemen buradaki vatandaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Her gün 3000 kişilik iki öğün sıcak yemek çıkaran aşevi, Ramazan'da da iftarlık yemekler hazırlayarak vatandaşların iftar sevincine ortak oluyor. Bölgesel Amatör Lig Playoff grubu ikinci maçında Mustafa Kemal Paşa Spor Belediye ve İznik Spor pazar günü karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Paşa Spor, Bölgesel Amatör Lig Playoff grubunun ilk maçında Burgaz Spor'u 2-1 mağlup ederken, İznik Spor'da İnegöl Karadeniz Güven Spor'u 3-2 mağlup etti.
Averajla grupta lider olan İznik Spor ile Mustafa Kemal Paşa Spor 16 Nisan Pazar günü Merino Stadında karşı karşıya gelecek. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.